notalarda tam aralıklar ve yarım aralıklar. Notaların isimlerini bir hatırlayalım. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Şimdi bu tabloda bir tuhaflık olması lazım. Nedir o? Bazı notaların aralıkları geniş, bazılarının ki dar. Bu şu demek. Do, re aralığı tam aralık. Re, mi aralığı tam aralık, mi fa aralığı, yarım aralık, fa sol aralığı, tam aralık, sol la aralığı, tam aralık, la si aralığı, tam aralık, si do aralığı, yarım aralık. O halde mi fa ve si do aralıkları yarım, diğer aralıklarımız tam. Ne demek tam aralık? Şimdi şuradan bir tam aralığı kestim, buraya aldım. Sol la aralığını sol ve la notalarının birbirlerine uzaklıklarını tahlil edelim. Sol ve la aralığı tam aralıktı. Tam aralık 9 komadır. 9 koma. Yarım aralıklarda 4 komadır. Yani tam aralıklarımız 9, yarım aralıklarımız da 4 koma. Şimdi bu sol la 9 koma tam aralığını 9 eşit parçaya bölmüşler ve en küçük parçasına da 1 koma demişler. 1 komadan sonra şurada 8 koma kalıyor. Aşağıda 4 koma var. 4 komadan sonra da 5 koma kalıyor. Bunun tamamı 9 komaydı. Bunu unutmuyoruz. Şimdi solla aralığı tamamı 9 koma. Yani seslendirecek olursak şöyle. Sol, la, la, sol sol, la, la, sol. Şimdi sol, la aralığını biz yarım aralık olarak seslendirmeye çalışırsak, seslendirirsek şöyle bir ses duyulması lazım. Yani la şuraya gelsin diyelim. Sol, la, la, sol. Bu tam aralığın duyumuyken yarım aralığımız şöyle olacak sol la la sol sol la la sol yani biz la'yı 5 koma sol'e yaklaştırmış olduk sol la la sol sol la bu tam aralıkken şimdi tersinde ne yapabiliriz solü la'ya yaklaştıralım Sol, la. Sol şuraya gelsin. La, sol, la. 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 la, sol, la. O zaman bu şu demek yani tam şu noktaya gelen la bemol sol diyez aynı nokta demek. Şimdi bunu biraz açalım. Ne demek istiyoruz? Bununla ilgili işaretlemiz işaretlerimiz var. Bunlar bemoller ve diyezler. Bir koma bemolün işareti bu. Bir koma diyezin işareti bu. Dört koma bemolün işareti bu. 4, diyezin işareti bu. 5, bemolün işareti bu. 5, diyezin işareti bu. 8, bemol, 8, diyez. 9, bemol, 9, diyez. Bir de 12, 13 koma aralığımız var. Onu şimdi söyleyeceğim. 1, bemol ya da diyezin işareti harf olarak fazlanın f'si. 4, bemol ya da diyezin işareti harf olarak bakiyenin b'si 5 koma bemol veya diyezin harf olarak karşılığı mücennebi sagirin s'si 8 koma bemol veya 8 koma diyezin harf olarak karşılığı ise mücennebi kebirin k'si ya da k'si 9 koma bemolün veya 9 koma diyezin harf olarak karşılığı tanininin t'si. Şimdi artık aralık dediğimiz A harfiyle işaretlediğimiz gösterdiğimiz şöyle A harfiyle işaretlediğimiz 12-13 koma olan artık aralık. Buna niye artık aralık diyoruz? Bir tam aralık 9 komaydı. 9 komayı aşan 9 komadan fazla olan aralıklara artık aralık denir. Bu da A harfiyle gösterilir.